İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Başbakan Karnik Sarkisyan'ın kutlamaları. Londra'da neler oluyor? Putin, Trump'la bir araya gelememizin sorumlusu, ABD'deki siyasal kavgalar. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemeye devam ediyor. Hanpik Sasunya'nın şartlı salıverilmesiyle ilgili duruşmalar Kaliforniya'da gerçekleşecek. Londra'da Konifa'nın dünya şampiyonası devam ediyor. Sevgili Batı Ermenistan'ın aslanları, Konifa'nın düzenlemiş olduğu 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın ilk turunda D grubunda birinci olmanız nedeniyle sizleri kutlarım. Sizler bugün Batı Ermenistan'ın Ermeni halkının sadece var olmadığını, aynı zamanda ana vatanına sahip çıktığını ve vatanın bayrağını yükseklere çıkardığınızı tüm dünyaya ispat ettiniz. Sizlerin katılımıyla sizler Batı Ermenistan'ın kimliğini onayladınız. Vatanımızın kurtuluşuna kadar zafer yoluna devam edin. Bravo sizlere. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Karnik Sarkisyan. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınmayan devletlerin futbol kuruluşu, Konifa'nın organize ettiği Dünya Şampiyonası'nın 3. karşılaşmaları Londra'da 3 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Türkiye tarafından işgal altında tutulan Batı Ermenistan'da Konifa'nın bir üyesidir. Batı Ermenistan Başkanı Armenak Abrahamyan ile Kabilya Başkanı Ferhat Mehenni, pazar günü oynayan maçı tribünden tüm maç boyunca birlikte izlediler. Maç sonrasında Başkan Armenak Abrahamyan, Londra'daki Ermeni toplumunun ileri gelenleriyle toplumun tanınmış şahsiyetlerinden Vardkes Kınacyan'ın girişimiyle bir görüşmede bulundu. Görüşmede Sayın Abrahamyan, katılımcıların Batı Ermenistan ve Batı Ermenistan Ermenileri hakkındaki tüm sorularını yanıtladı. Britanya Krallığı, insanlık ve medeniyeti karşı Batı Ermenistan'da Ermenilere uygulanan soykırım gibi yeni suçların varlığını 24 Mayıs 1915 tarihinde tanımıştır. Müttefik ve Birleşik Kuvvetler Yüksek Konseyi üyesi Britanya Krallığı, Ermenistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini Batı Ermenistan kısmından 19 Ocak 1920 tarihinde de facto ve 11 Mart 1920 tarihinde ise de jure tanıdı. Britanya Krallığı 11 Mayıs 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayanlar arasında yer almaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Devlet Televizyonu ORF'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'la ikili bir zirve gerçekleştirmemiş olmalarının sorumlusunun ABD'deki siyasal kavgalar olduğunu söyledi. Rusya lideri, röportajın önceden yayınlanan kısımlarından birinde Trump'la ikili bir zirvenin ayarlanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü sorusu karşısında bunu ABD'de meslektaşlarımıza sormalısınız. Bana kalırsa bu, ABD'deki şiddetli siyasal yarışının bir sonucu dedi. İran Makate'nin nükleer programına tamamen uymaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano, 4 Haziran'da yaptığı açıklamada İran'ın kendi nükleer programını şeffaf ve bir şekilde ortak program çerçevesinde yürüttüğünü belirtti. TASS Ajansı'nın bildirdiğine göre ise Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Amano, 4 Haziran'da MAGATE Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirildiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ajans, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin talebi ve yönetim kurulunun yetkisiyle İran'ın MAGATE kapsamında sorumluluğunu yerini getirmesini doğrulamaya ve denetlemeye devam ettiğini, bildirilmeyen nükleer malzemeler ile İran'daki diğer faaliyetlere ilişkin kontrollere devam edildiğini ifade etti. Kaliforniya'da gerçekleşecek tutukluların afla ilgili dilekçelerini inceleyen komite, Lübnanlı Ermeni Hanpik Sasunya'nın durumunu 29 Haziran'da ele alacak. O, Los Angeles'ta 1982 yılında Türkiye Başkonsolosunu öldürmek suçundan muhebbet hapse mahkum edilmişti. Elçi Kemal Arıkan, Los Angeles'ta kırmızı ışıkta durduğu bir zaman arabasında öldürülmüştü. Ona ateş eden iki kişiden biri Sasunyan'dı. Suikastı yerel basına yaptıkları açıklamalarla Ermenilere uygulanan soykırım için Adalet Komandoları adlı örgüt üstlenmişti.
Cinayet soruşturması sırasında savcılar Sasunya'nın cinayeti Osmanlı Türkiye'sinde Ermenilere karşı uygulanan soykırımının intikamını almak için işlediğini belirtmişlerdi. 1984 yılında mahkeme cinayetin Arkan'ın milliyeti yüzünden işlendiğini vurgu yaparak onu şartlı tahliye hakkı olmaksızın müebbet hapse mahkum etti. Şartlı salıverilme sorunuyla ilgili dava duruşmaları 2006 ve 2010 yıllarında ele alınmış fakat reddedilmişti. 2016 yılındaki tutuklaların afla ilgili dilekçelerini inceleyen komite sonunda Hanpik Sasunya'nın çocuk yaşında Lübnan Savaşı nedeniyle travma yaşadığını, suçunu kabul ettiğini ve hapiste değişik derslere katılım sağladığını vurgulayarak onun serbest bırakılması konusuna yeşil ışık yakmıştı. Fakat bu kez de 2017 yılında Kaliforniya valisi Cherry Brown onun serbest bırakılmasını veto etmişti. Londra'da gerçekleştirilen Konifa'nın Dünya Şampiyonası'nda Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı bu zamana kadar 3 maç gerçekleştirdi. Pencap'la yaptığı karşılaşmayı Batı Ermenistan Ulusal Takımı 1-0, Kabilya ile yaptığı karşılaşmayı ise 4-0 gibi net bir skorla kazandı. Batı Ermenistan 7 puanla D grubunun lideri oldu ve 5 Haziran 2018 tarihinde çeyrek final için Romanya'daki Macarlar olan Zekelilan takımıyla karşılaşacak. Konifa'nın organize ettiği Dünya Şampiyonası'nda Batı Ermenistan Ulusal Takımı topladığı 7 puanla D grubunda liderliği yükseldi. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın bir sonraki maçı Zekelilan takımı ile 5 Haziran'da gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı, Konifa'nın Tanınmayan Devletler Dünya Şampiyonası'nda Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkını tek başına temsil ediyor. Bu yıl takımda uluslararası oyuncular Artur Yedigaryan ve Kevork Kasparov yer almaktadır. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın finale kalmada büyük şansı bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size hem Şince'nin hopa ağzıyla Guzem eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.